Merhaba arkadaşlar, Rengahenk'e hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir motifle karşınızdayım. İsterseniz dantelip ile motif hazırlayıp birleştirip bir şeyler hazırlayabilirsiniz. Masa ortuya ya oda takım. İsterseniz daha kalın bir ip ile tek parça olarak supla hazırlayabilirsiniz. Fazlasından aldığım için etiket yoktu ama Nagoburland'a çok aşırı benziyor. Şöyle 3 milimim tığ numara kullandım. Tabi siz ipinizin kalınlığına uygun olarak tığ numara kullanırsınız, daha iyi sonuç elde edersiniz arkadaşlar. Şöyle bir düğüm attım ve 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektim ve birinci zincirin içerisinden ilmek alarak bir halka elde ettim arkadaşlar. Ve sonra 1 2 3 zincir çektim. Bu bizim birinci trabzan olarak sayıyorum. Hemen halkanın içerisinden ilmek alıp bir tane daha trabzan örüyorum arkadaşlar. Sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve burada tekrar halkanın içerisinden ilmek alarak bir trabzan, hemen yanında bir tane daha trabzan örüyorum. Şöyle ve 3 tane zincir. Şimdi uç zincir, iki trabzan uç zincirle tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın 7 tane şöyle yuva hazırladık arkadaşlar. Son 3 tane zincir çektim ve şuradaki zincirin en 1 2 3 yani tepe noktasına batıyorum ve kaydırma ile birleştiriyorum. Bir sonraki trabzanın tepesinden ilmek alıyorum. Bir kere daha kaydırma yapıyorum ve bu boşluğun içerisinden ilmek alarak kaydırma yapıyorum. Bakın ve böyle 1 2 3 4 5 6 7 7 tane yuvamız oldu. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu bizim bir trabzan sayılacak ve bu boşluğun içerisinden 1 2 3 3 tane daha trabzan yana ördüm. Toplamda 4 trabzan oldu. 1 2 3 3 tane zincir ve bu boşluğun içerisinden ilmek alarak burada 1 2 3 ve 4 tane trabzan örüyorum. Tekrar 3 tane zincir. Bütün boşluklara aynı şekilde devam edelim. Ve sıra sonuna geldik. Sıra sonunda yine 3 zincir çektim ve en tepe noktasından ilmek alarak kaydırma ile birleştirdim. Buradaki kalan yerlere tekrar birer tane kaydırma ile ilerliyoruz ve bu boşluğa geliyoruz. Bu boşlukta da kaydırma ile ilerledim. 1 2 3 tane zincir ve burada yanda 4 tane trabzan yapabilmesi için 3 trabzan daha örüyoruz arkadaşlar. Bakın toplamda burada 4 tane trabzan oldu. 1 2 3 tane zincir ve şimdi tığımız üzerine ip alıyoruz ve bakın buradaki bir alt deki sıradaki birinci trabzan aşağıdakine tepe noktasına batıyorum ve bir tane trabzan yapıyorum ve tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve şu boşluğa giriyorum. Burada 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 bakın. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Şuradaki trabzanın başına batıyorum. Bir trabzan örüyorum. 1, 2, 3 zincir ve bir sonraki boşluğa geçiyorum arkadaşlar. Sıra boyunca böyle devam edecek. 4 tane trabzan burada yapacağız. Böyle sıra dönelim. Sıra sonuna geldik arkadaşlar ve yine bakın aynı şekilde devam ettim. Buradaki zincirlerin en tepe noktasına batarak bir tane kaydırma ve bundan sonraki her trabzanın başına birer tane kaydırma ile ilerliyoruz. Bakın en son buradan da bir kaydırma ile girdik. 1 2 3 zincir ve burada 3 tane daha trabzan ilerliyoruz. Trabzanıyla toplamda 4 trabzan olmuş oluyor böylece.
1, 2, 3 zincir ve bakın şuradaki trabzanı tepe noktasından ilmek alarak bir trabzan daha yapıyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir ve bir sonraki, bakın bu boşluk bırakıyorum. Şuradaki birinci trabzanı tepe noktasına batıyorum ve bir tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3 ve şu 4 trabzanı boş bırakıp bunu hemen yandaki buradaki boşluğundan ilmek alarak tekrar 4 tane trabzan örüyoruz arkadaşlar. Ve 3 tane zincir, tekrar aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle bütün aynı şekilde devam ediyoruz. Şuralarda 4 tane trabzan, kutucuk aşağıdaki sırada 2 vardı, şimdi 3 tane oldu. Böyle sıra dönelim. 4. sıra bitti arkadaşlar. Yine aynı şekilde 3 zincir çektim, buraya kilitliyorum ve tekrar kaydırmayla bir sonraki boşluğa geçiyorum arkadaşlar. Burada bakın bunu püf noktası şu dörtlü trabzanın hemen yandaki yere tekrar 4 tane 4 tane trabzan yapıyoruz. Yani bir ilk başta bir tane zincir ve 3 tane trabzan, sonraki kutularda da hep 4 trabzanla devam ediyoruz ve sonra 3 tane zincir, tekrar aynı şu trabzanın tepesinden batıyoruz ve bundan sonrası tekrar 3 tane, her sırada burada 3 zincirli kural değişmiyor. Her kutunun başına birer tane kutu ilave ediyoruz bakın ve böylece her sırada kutu sayısı artmış oluyor. Bakın şurada da bir kutu olmuş oluyor. Sonrasında tekrar 3 trabzan ve burada bakın 4 trabzanlı ve bir önceki sırada boşluk var. Şuradaki boşluğa giriyorum ve tekrar 4 tane trabzan örüyorum arkadaşlar. Böylece bütün diğer kalan 6 tane koşu kalıyor. Çünkü toplamda 7 koşu var. Onlarda da aynı şekilde örgümüze devam ediyoruz. Bakın bu sırada 1, 2, 3, 4 tane boş kutumuz oldu. Ve sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın şuradan birleştirdim ve kaydırma ile buraya kadar geldim. 3 tane zincir çekiyorum ve tekrar boşluğun içerisinde 3 tane trabzan yapıyorum. Toplamda 4 trabzan olmuş oluyor. 3 tane zincir ve tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. 3 zincir ve her trabzanın başında birer tane trabzan örerek kutucuk çalışmalarımızı devam ediyoruz burada. Ve dediğim gibi her sırada bir tane kutu sayısı artmış oluyor. Ve bakın bir sonraki yere geldik. Burada trabzan yapacağız. 4 tane trabzan yapalım. Ve sonra 3 tane zincir. Ve buraya tekrar trabzan yaparak şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane boş kutu oldu. Şu 4 trabzanlar arasında arkadaşlar. Şöyle devam edelim. 7. sıraya geldik arkadaşlar. Bakın burada kaydırma ile geldim. 3 zincir çektim ve burada tekrar yanında 3 tane trabzan yapıyorum bu sırada da. Her sıra aynı şekilde başlıyor aslında arkadaşlar. Şöyle 3 zincir ve şuradaki trabzana batıyorum ve trabzan örüyorum. Ondan sonra arada 3 zincir ve alttaki sıradaki görmüş olduğunuz trabzanı tepesinden ilmek alarak trabzan yapıyoruz ve böyle sıralarımızı devam ediyoruz. Bu sırada diye bir kutu daha fazlalaşacak. 2 dörtlü trabzanlı kume arasındaki boşlukta. Bakın şurada tekrar 4 trabzan yapıp sayımızı bakalım kaç tane kutumuz oldu. Bakın 4 trabzan, 3 tane zincir ve burada bir trabzan daha. Şöyle bakın
1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Ve diğer tarafa da yapalım. Evet arkadaşlar, 7. sıra bitti. Burada ben onu kaydırmayla bu tarafa getirdim. Yine aynı şekilde yapacağım için böyle göstermek istedim. 4 tane trabzan uç zincirle şuraya kadar bir koşudan diğer koşuya kadar geldim. Ve toplamda arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane boşluk var. Bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 8. sırayı tamamladım ve burada birleştirip kaydırmayla bu tarafa geldim arkadaşlar. Şimdi burada ben bir detay açıklayayım. Eğer ki daha büyük bir ipat istiyorsunuz, şu boşlukları daha fazla, masa burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. 9 tane, yani 2 sıra daha örebilirsiniz bir supply için ipliğiniz kalanıysa ya da daha ipliğiniz aynı boy boyutsa, benimle aynıysa şu kalınlıkta, o zaman 4 sırada olabilir. Ama tekli şey olacak. Mesela 7 var, 9, 11, 13 gibi bir sayı olması gerekiyor. Dantel ipliğiyle örüyorsunuz eğer ki, o zaman çok sıra örmesi gerekecek. Daha büyük bir ebat elde etmesi için. Şimdi biz burada şu koşeleri yapacağız. Buradan bakın, bir şuradayım ben. Burada birleştirmiştim. Bu tarafa geldim. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum ve buradaki boşluğun içerisinde 3 tane daha yanda trabzan yapıyorum. Bakın. Ve şimdi 1, 2, 3 tane şöyle göstereyim. Zincir çektim ve bakın şimdi bu boşluğun içerisinde bu dolgu yaptık. Şimdi bir sonrakini boş bırakıyorum ve buradaki boşluğa giriyorum. Bir dolgu bir boş, bir dolgu bir boş olacak çünkü. Dört tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Bir tane boş bırakıp bir sonraki boşluğa giriyorum ve 4 tane trabzan örüyorum burada. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve bakın 2 tane dolgu boşluk kaldı. Bir tanesini boş bırakıyoruz, bir sonrakini giriyorum ve 4 tane trabzan örüyorum. Bakın şöyle. 4 dolgu olacak. Arada 3 tane de boşluk olacak. Şu şekilde. Şimdi sıramı döndürüyorum. Bakın şu ip arkada. Buradan birinci gözlükten ilmek alıp ip alıyorum. Ve kaydırmayla 1, 2, 3, 4 kaydırma yaptım. 5. kaydırmayla buraya geldim. 1, 2, 3 tane zincir. Ve bu boşluğun içerisinde 4 tane trabzan olacak şekilde devam ediyoruz. 3 trabzan ördüm, bir tane zincirle şöyle trabzan sayıyorum. 3 tane zincir ve şuradaki boşluğa geliyorum. Ve bir tane dolgu yapıyorum burada. 3 tane zincir ve burada son şuradaki boşluğuna geldim. 4 tane trabzan ve şöyle dönüyorum. Tekrar kaydırma noktaları, bakın her trabzan başında birer tane kaydırmayla devam ediyorum ve boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane zincir. Bakın 2 tane boşluk kaldı. Burada da dörder dörder trabzan yapıyoruz. 4 trabzan, 3 tane zincir ve bir sonrakine giriyorum. 4 tane trabzan örüyorum burada da. Sonra tekrar dönüyoruz. Tekrar aynı şekilde kaydırma yapıyoruz. Her gözlüğe bir tane kaydırma yaparak en son olarak şu yere geldik. 3 tane zincir ve 3 tane trabzanla
toplamda 4 trabzan yapmış oluyoruz. Burada bir tane zincir çekerek şuradan ipimi kesiyorum arkadaşlar ve şöyle bir koşu yapmış oluyoruz. Şimdi aynı şekilde buralara da yapıyoruz ve bütün koşuları yaptıktan sonra bu vaziyet alıyor ve böylece modelimiz bitmiş oluyor.